Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 6. sınıf matematik sahnesi kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Hazırlık sahnesi 9'dayız arkadaşlar. Birinci sorumuzu büyütelim. Yukarıda verilen A ve B kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar buradan biz bir yazalım. A kümesi şöyle aşağıya doğru yazalım. A kümesi 1, 2, 3, 4'ten oluşuyor. B kümesi ise 3, 4, 5, 6'dan oluşuyor. Şimdi A kümesinin eleman sayısı 4'tür, doğru. B kümesinin eleman sayısı 4'tür, doğru. A kesişim B'nin eleman sayısı 7'dir demiş. Hayır, 2'dir. A birleşim B'nin eleman sayısı 6'dır demiş. Doğru. Yukarıda verilen A ve B kümelerine göre A kesişim B'nin eleman sayısı. Şimdi A kümesiyle B kümesinin elemanlarını yazalım. 8'in doğal sayı çarpanları 1, 2, 4, 8'dir. B kümesine geldim. Asal rakamlar 2, 3, 5, 7'dir. Şimdi bunların kesişimlerinde ne var arkadaşlar? A kesişim B. Baktığımız zaman sadece 2 var. Bu da arkadaşlar bir tane olduğu için B şıkkımızı işaretledik. Yukarıda verilen A ve B kümelerine göre bu işlemi istiyor bizden. Arkadaşlar A kesişim B boş küme. Bakın burada bir şey yok. Yani burası 0 artı. A birleşim B bakın 1, 2, 3. 3'tür. Cevabımız 3 olarak geldi. Yukarıda verilen K, L ve M kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi K birleşim L. Bakın nedir arkadaşlar? 2 üçgen 1, 2 üçgen kare 1'dir. Yani buraya 1 de gelmesi gerekiyordu. Burası yanlış oldu. Buraya geldik. L kesişim M'de bakın sadece daire vardır. Yani bir tanedir. Doğru. K kesişim M arkadaşlar 0'dır diyor. Evet bakın ortak elemanları yok. L'ye geldik. Üçgen kare daire 1. Burası doğru oldu. Yanlış cevabımız A şıkkımızda. Yukarıda verilen A ve B kümelerine göre A birleşim B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. A kümesini yazalım. 5, 3, 4. B'yi yazıyorum. 3, 4. A kesişim B. A kesişim B. Bakın ne oldu? 3 ve de 4 oldu. Yani bunun eleman sayısı 2'dir. A birleşim B'yi yazalım. 3, 4, 5 oldu. Yani buranın eleman sayısı da 3'tür. Aralarındaki fark 3-2'den 1'dir. Yukarıda verilen A ve B kümelerine göre A kümesinin eleman sayısı artı B kümesinin eleman sayısı. A kümesinde bakın 2, A, B, C yani toplamda 4 tane eleman var. B kümesinde 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Cevabım 9. Yukarıda verilen kümelere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Denizli kelimesinin harfleri. A kümesinde D var, E var, N var, İ var, Z var ve de L var. B'de direkt Denizli. A kümesinin eleman sayısı 1'dir demiş. Yanlış 6'dır. A kesişim B boş kümedir demiş. Doğru arkadaşlar. Ortak hiçbir elemanı yok. B kümesinin
Eleman sayısı 6'dır demiş. Yanlış arkadaşlar, 1'dir. A birleşim B, Denizli Denizli demiş arkadaşlar. Burası da yanlış oldu. Yukarıda verilen kümelere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. A asal rakamlar diyor. A'ya bakalım. 2, 3, 5, 7. Evet, bunlar asal rakam ama 1 asal değildir. Dolayısıyla A şıkkımız yanlış oldu. Yukarıda verilen A, B ve C kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Şimdi B'ye geldim. Bakın B 2, 3, 4, 5, 6'dır diyor. Doğru. A kesişim C boş kümedir diyor. Doğru. B birleşim C arkadaşlar. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'dir. Burası da doğru. A birleşim B, pardon, A kesişim B 1, 2'dir demiş. Hayır, sadece 2'dir. Malatya kelimesinin harfleri B kümesi ise M, T, E, P'yi gösteriyormuş. Yukarıda verilen A ve B kümelerine göre bunları istiyor bizden. Şimdi A kümesini bulalım. Malatya kelimesinin harfleri M, A, L, T, Y. B kümesini zaten vermiş. A birleşim B. Ne oluyor? M, A, L, T, Y, E, P. Bunun eleman sayısı arkadaşlar 7 olarak geldi. Peki kesişimlerine bakıyoruz. Yani ortak olan elemanlarına. M var, T var. Buradan eleman sayısı A kesişim B 2 olarak geldi. Bunların toplamı ise 9'dur. Yukarıda verilen A ve B kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar şimdi 11. soruya bir bakalım. Onu atladı galiba. Evet. Yukarıda verilen A ve B kümeleri Venn şemasında gösterildiğinde 1, 2 ve 3 bölgelerine yazılacak eleman sayıları toplama. Yazalım şimdi biz. İlk önce ortak olanları belirleyelim. 2 ortak. Bakıyorum, başka ortak yok. Sadece ortak olan arkadaşlar 2'dir. 2. Geriye yazıyorum. 3, A, B, C. Buraya yazıyorum. 1, 7, 8, 9, 5. Toplayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cevabım 10 geldi. K kümesi 2, 3, 4, 5'ten oluşuyor. K kesişim L 2, 5'ten oluşuyor. K birleşim L 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan oluşuyor. Burada yine atlamış, 12. soruya geçecektik. Evet. Yukarıda verilen A ve B kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar, A kümesinin eleman sayısı 4 demiş. Hayır, 2'dir. B kümesinin de eleman sayısı 2'dir. A kesişim B boş kümedir. Yani 0'dır. Burası doğru oldu. 13'ü büyütelim. A kümesinde diyor ki 3'ün 40'tan küçük sayma sayısı katları. Bakalım şimdi A'da neler var? 3'ün 40'tan küçük katları. Yazıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39. B'ye geldim. 5'in 40'tan küçük sayma sayısı katları 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve de 35. Arkadaşlar bunların bizden kesişimlerinin
Eleman sayısını istiyor. Kesişimlerini yazıyorum. 15 ve de 30'dur kesişimleri. Yani eleman sayısı da 2. 14'e geçelim. Yukarıda ortak özellik yöntemiyle verilen A ve B kümelerinin V aşamasındaki gösterimi aşağıdakilerde hangisidir demiş. A tek rakamlar yani şöyle yazalım. 1, 3, 5, 7, 9. B'ye geldim çift rakamlar yani 0, 2, 4, 6, 8. Ortak olan hiçbir şey yok. A'da tek rakamlar, B'de çift rakamlar yazacak. On beşinci soruya geçelim. Kümelerine göre L kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. K 2, 3, 4, 5'miş. K kesişim L 2 ve 5'miş. Yani arkadaşlar L'de 2 ve de 5 var. Bunu biliyoruz. Ama 3 ve de 4 yok. Şimdi 3, 4 yok. 2, 5'i zaten yazdık. Geriye 1, 6 kaldı. Yani L 1, 2, 5, 6'dır. Son sorumuza pardon, son iki soru kalmış. A kümesinin eleman sayısı 7, B kümesinin eleman sayısı 3 olmak üzere. A birleşim B en fazla kaçtır? Arkadaşlar en fazla istiyor bizden. Şöyle gösterelim. Burası A kümesi olsun, burası B kümesi olsun. Burada hiç eleman olmayacak. 7 eleman burada olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 eleman da burada olacak. 7 artı 3'ten en fazla 10 olabilir. Yukarıda verilen kümelere göre aşağıdakilerden hangisi L kümesi olamaz? Şimdi K'ya bakıyorum. 1, 2, 3, 4'müş. K birleşim L 1, 2, 3, 4, 5'miş arkadaşlar. Şimdi zaten birleşimde 1, 2, 3, 4 buradan geldiğini biliyoruz. Yani L kümesi sadece 5 olabilir. L kümesinde 1, 2, 3, 4, 5 de olabilir. Veya 1, 2, 3, 5 de olabilir. Ama şunu biliyoruz arkadaşlar. L kümesinde kesinlikle 5 olması gerekiyor. Çünkü burada bakın birleşimde 5 var. K'da 5 olmadığı için buradaki L, pardon buradaki 5 L'den geliyor. Şıklarımıza bakıyoruz. A olabilir, B olabilir, C olabilir ama D olamaz. Dedim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.